Hoş geldiniz sevgili YouTube kanalı takipçilerim. Bugün Pardues ARM versiyon 0.8 indirdim ve onun nasıl çalıştığını sizlere göstereceğim. Hala test aşamasında olmasına rağmen kararlı bir çalışma sergilediğinden ötürü hafıza kartıma Pardues ARM'ı indirdim. Bilgisayarımdan programlayarak Raspberry Pi kartımı taktım ve şimdi enerji vererek başlatıyorum. Burada söylemem gereken Ethernet kablom takılı çünkü modemimin LAN portundan çıkarıp Raspberry Pi 2 kartıma internet balans olarak verdim. Aynı zamanda bu görmüş olduğunuz USB tarafına bağlı parçada yani Bluetooth wireless anten fare ve klavyenin balansını sağlıyor. HDMI monitör bağlı ve enerjiyi de hafıza kartını taktıktan sonra Raspberry Pi kartıma giriş olarak yapıyorum. Enerjiyi verdikten sonra yeşil ışık yanıyor ve hemen görüntüye odaklanıyoruz. 4 kaplan gücünde Pardues bizi karşılıyor. Arka plandaki işlemler devam ederken tabii burada internet bağlantınızın olmasına dikkat edin. Çünkü Pardues Cloud internet bağlantısı gerektiriyor. Raspberry Pi kartımız evde çalışırken biz dışarı çıktığımız zaman kendi cep telefonumuzdan Raspberry Pi Cloud'a bağlanarak işte Cloud'un içerisinde görseller olsun, videolar olsun, bazı fotoğraflar olsun veya diğer belgeler olsun onlara ulaşabileceğiz. Evet, başladıktan sonra bakın burada My IP Address Is yazan ve kırmızı renkte olan kısım var. 192.168.0.15 diyor. Şimdi ben bunu kullanacağım. Bunu aklımızda tutuyoruz. Bu IP adresini aklımızda tutuyoruz. Şimdi Pardues ARM Login kısmında ise bizim yazmamız gereken bir kullanıcı adı ve şifremiz var. Burada kullanıcı adı kısmına root, şu şekilde yaklaşalım. Root, şifre olarak da bulut giriyorum. Girdikten sonra bir önceki girişimi gösteriyor. Linux Pardues ARM 4.4.10 yazmışlar kernel çekirdeğinden. Evet, Pardues ARM bulut sistemi versiyon 0.8 hoş geldiniz şeklinde karşımıza çıkıyor. Şimdi başlatmak için ise yazmamız gereken şey kod Pardues bulut bir boşluk tire hemen şurada görmüş olduğunuz gibi başlat. Türkçe karakterler kullanmıyoruz. İngilizce karakterlerle Türkçe kelimeleri yazıyoruz. Baslat. Enter'a bastığımız zaman evet yanlış yazmışız. Yukarı tuşuna basıyorum klavyeden. Hemen bir önceki kodu bana geri getiriyor. Burada T'yi unutmuşum. T'yi bastıktan sonra evet bulut sunucusu başlatıldı. Using Rocket Server diyor. Şu adreste çalışıyor. 0.0.0.80.80. Şimdi bu 0.0.0 4 tane 0 bir IP adresinin yerini tutuyor. Bizim IP adresimiz neydi? Az önce kırmızı olarak yukarıda göstermiş şekilde 192.168 ile başlayan. Benim için 192.168.0.15'ti. Sizinki de farklı olacaktır. Modeminize bağlı bulunan cihazların IP adresinin bir sonraki IP adresi sizin IP adresiniz olacaktır. Şu an adreste çalıştığını söylüyor ve Ctrl C ile sunucuyu kapatabilirsiniz diyor ve komutu bekliyor. Şimdi bilgisayar tarafına geleceğim. Şimdi bilgisayar tarafında 192.168.0.15 sayfasına giriş yapacağım. Bunu az önce denemiştim ben, hazırlamıştım videonun öncesinde. Şu an ulaşılamıyor diyor. Sayfayı tekrar F5'e basıp yenilediğim zaman ulaşabiliyorum. Şifre olarak gireceğimiz şey Pardues olacak arkadaşlar. Ben bunu daha sonrasında par olarak değiştirmiştim. Bunu nasıl değiştirdiğimi size göstereceğim. Ben par giriyorum ama siz Pardues yazarak giriş yapabilirsiniz. Evet, giriş yaptıktan sonra karşımıza bir hoş geldiniz kısmı çıkıyor. Hemen sol taraftaki panele bakıyoruz. P bulut yani Pardues bulut bu şekilde gözüküyor. Klasörleri bir bakalım. Mevcut klasörlerimiz yakınlaşalım biraz da. Evet. Klasörlerimiz resimler, müzik, videolar. İsterseniz yeni klasör de ekleyebilirsiniz. Onun için klasör ismini yazabilirsiniz. Örneğin ben işte ıvır zıvır yazacağım. Ekle diyorum. Ekledikten sonra sayfa kendisi yenileyecek ve ardından bakın ıvır zıvır dosyaları dosyam burada. Birçok ıvır zıvır dosya buraya ekleyebileceksiniz. Burada da zaten size gösteriyor dosya adı şeklinde. Evet, böyle dosya eklenebiliyor. Önceden eklenen dosyalardan bazıları resimler, müzik, videolar ve müzik oyun yok.
Resimler, müzik, videolar olmak üzere 3 dosya vardı. Ben 4.'ü eklemiştim ıvır zıvır. Şimdi resimleri tıkladığımız zaman karşımıza gelen şöyle bir görsel var. Mesela onu göster diyelim. Evet, bir çalışma ortamı görüyoruz. Mesela başka resimlere bakalım. Şu resme bir bakalım. Evet, o resme de ulaşabiliyoruz. Mesela resimlerden indire basarsak o zaman benim bilgisayarımı indirecek. Tabii tarayıcım da olduğu için tarayıcı bunu açmayı tercih ediyor bende. Müziklere bakalım. Mesela bir müzik çalma işlemine bakalım. Nasıl olacak? Burayı isterseniz kendi müziklerinizle koyup bir müzik çalar sistemi kurabilirsiniz. Evet. Ses kalitesi de oldukça dikkat çekiyor arkadaşlar. İstersen sesi geri alabiliyorum. Durdurabiliyorum. Veya buradan ses ayarlamasını yapabilirim. Mesela sessiz yapıp oynatmaya çalıştığım zaman hiç ses duymayacaksınız. Sesi biraz arttırdığımızda bu şekilde kullanabilirsiniz. Videolar tarafına geldiğimizde ise bir video oynatmasını talep edersek, evet, bu şekilde video oynuyor. Tam ekran yapalım. Bakalım tam ekran destekleyecek mi? Evet, oldukça kaliteli bir şekilde videonun oynatılmasını da sağlıyor. Bunun için teşekkür ederim. ESC'ye basıyorum ve tam ekrandan çıkıyorum. Ivır zıvır klasörünü ben oluşturmuştum. Burada henüz bir dosya eklemediğim için dosya adı yazıyor. Müzik oynatıcıda tüm müziklerinizi listeleyip onu bir oynatıcı şeklinde sırayla bittikçe bir sonraki çalacak şekilde düzenliyor. Sırayı koyuyor, diziyor. Video oynatıcı keza yine öyle. Yüklemiş olduğunuz videolar, mesela şu an bir tane video var burada. O dosyaları listeleyip, yani video dosyalarını listeleyip video oynatıcısında oynatabiliyor. Dosyayı yükle. Şimdi geldik zurnanın zırt dediği yere. Şimdi dosya yükleme kısmında mesela resim yüklemek istiyorum. Kategoriyi seçtim. Resimler, işte müzik seçebilirsiniz. Videolar ıvır zıvır. Mesela ben ıvır zıvır klasörünü seçmiştim. Dosya seç diye kısmında da şöyle bir görsel seçelim. Aç diyelim. Evet, dosya buraya geldi ve yükleye basıyorum. Evet, sunucu da yüklendi. Göster diyelim. Evet, resmi gösterdi. Şimdi ben sol taraftan ıvır zıvır klasörüne gittiğim zaman onu göreceğim. Aynı zamanda bir video ekleseydim onu da görebilirdim. Şöyle yapalım. Dosya yükleme kısmına gelelim. Dosyası video yükleyelim. Yükle diyorum. Videoyu seçtikten sonra yükle diyorum. Bu esnada sol alt tarafta videonun yüklenme sürecini gösteriyor. Tabii çok, şöyle biraz netleşelim. Evet, bayağı da ekran tozluymuş. Tozu da gördünüz. Neyse, sileriz, o tozlar gider. Video yüklenirken sol alt tarafta yükleniyor şeklinde görebilirsiniz. Biraz bekleyelim bu video yüklensin. Video şu an nereye yükleniyor? Video şu an Raspberry Pi 2 kartımın içerisine yükleniyor. Ne yaptık? Masa üstünden bir video seçtik. Video seçtikten sonra yükle tuşuna bastık. Kategori olarak da videoları tercih ettik. Videolar kısmına geliyorum. Evet, şu an videonun eklendiğini görüyorum. Bundan sonra çıkış yapmak istediğimiz zaman da çıkış tıklayarak çıkış yapabiliriz. Burada hani parola yazmadan giriş yap dediğimizde görmüş olduğunuz gibi giriş yapılamıyor. Parola olarak da yanlış bir parola girdiğimizi varsayalım. Giriş yap dediğimizde evet onu da kabul etmiyor. Pardus Cloud'un kullanımı bu şekilde. Şimdi girelim sol tarafta, yani Pardus çalıştıran Raspberry Pi 2 kartımızın tarafına. Ctrl C'ye bastığım zaman sunucuyu kapattı ve konsol satırı karşıma geldi. Pardus Cloud için ayar yapmak istediğimizde de komut satırına Pardus bulut bir boşluk ayar için tire koyup ayar yazmam yeterli olacak. Yanlış yazmamak adına dikkatli olurum. Evet, Pardus bulut ayarlar. 1. Parolayı ayarla. 2. Çerez şifreleme kilidini değiştir. 3. Port ayarları. Lütfen yapmak istediğiniz işlemin numarasını yazın. Şimdi benim Pardus bulutumun şifresi pardı. Ben onu Pardus olarak değiştireceğim. Bunun için yeni bir parola yazın. Ondan önce de bir komutunu verdim. Çünkü parolayı ayarlamak istedim. Hemen şifremi indiriyorum buraya. Girdim. Doğrulamak için diğer şifreyi yazın diyor. Diğer şifremi de girdim Pardus olarak. Evet, başarıyla değiştirildi. Şimdi bu şifremle giriş yapmak istediğim zaman internet sitesi tarafından
Hemen geliyorum bilgisayarıma. Şifremi değiştirmiştim. Eski şifrem pardı, yeni şifrem pardüsü ki sizde de default olarak yani varsayılan olarak. Ve giriş yapıyorum yeni şifremizle. Bu şekilde de şifre değişikliğinde bulunabilirsiniz arkadaşlar. Başka Pardus Cloud'da diye kapalı devre olarak kendi evinizin içerisinde bilgisayarınıza erişmeden cep telefonunuzdan veya başka tablet bilgisayarlarınızdan tarayıcı satırına 192.168 şeklinde yerel IP adresine bağlanarak işletim sistemine erişebilirsiniz. Bilgisayarınız artık cep telefonunuzda diyebiliriz. Bu çalışma için de arkadaşımız Ferhat Açıkalın'a çok teşekkür ederiz. Kendisine buradan selamlarımızı gönderiyoruz. Bizi izlediğiniz için de teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın.